Hızlı gitmeyi seviyorum. Hızlan kaplan. Normal bir atlı karınca bir zombi için çok sıkıcıdır. Ama bir roller coaster zombi eğlencesi için mükemmeldir. Biri beni buradan çıkarsın. Plaj kulübüne hoş geldiniz. Yüzelim ve rahatlayalım. Seda, harika görünüyorsun. Seda, yüzmeye gideceğim. Eşyalarımıza göz kulak ol. Ama Seda arkadaşını izliyor. Ve bir plaj hırsızı tüm değerli eşyalarını aldı bile. Yardım edin, boğuluyorum. Tin, işte bir can simidi. Teşekkürler Seda. Burada gözler var. Bir pimpon topuna bir göz bebeği çizelim. Beyaz bir vurgu ekleyelim. Kırmızı kalemle damarları ekleyelim. Yırtık ve şeffaf bir simide gözleri koyalım. Yırtığa parşömen kağıdı koyalım ve düzleştiriciyle kapatalım. Simit bana göz kırpıyor. İmdat! Hırsızla yüzmeye başlamış. Bu gözler beni izliyor. Yeter artık, pes ediyorum. Ve bu kötü plaj hırsızı meğer korkak biriymiş. Seda, beni kurtardığın için teşekkürler. Çok sıcak. Su içmem gerek. Zombi şişem nerede? Yumuşak kilden solucanlar yapalım. Bunları bir şişeye yapıştıralım. Modelleme aletiyle solucanlar üzerine şekil verelim. Yeşil silikon damlaları sıkalım. Şişeye biraz yeşil gıda boyasıyla Sprite dökelim. Tin, ister misin? Hayır Seda, bu zombi içecekleri bana göre değil. Ne kötü. Bana da hemen enerji veriyor. Bu zombi içeceği beni hayata döndürüyor. Vay canına. Tıpkı bir enerji içeceği gibi. Büyülü zombi şişesinden bir yudum alacağım. Olamaz. Hasta hissediyorum. Çok fazla zombi enerjisi. İmdat! Seda derin bir uykuda. Hadi onu suyla uyandıralım. Serdar, ateş et. Bu da ne? Su saldırısı mı? Pekala çocuklar, dikkat edin. Henüz zombi silahımla tanışmadınız. Su tabancasını akrilikle boyayalım. Yuvarlak detayın ortasına bir göz çizelim. Göz bebeği üzerine beyaz vurgular ekleyelim. Kırmızı kalemle damarlar çizelim. Ayrıca her yere farklı gözler çizelim. Su kabını koyu akrilikle boyayalım. Bu su zombi tabancasının her yerde gözleri var. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Alın size. Olamaz. Bu zombi suyu. Sizi hemen bir zombiye dönüştürüyor. Güle güle insan bilinci. Arkadaşlar şanslıydı. Havuza düştüler ve bulaşıcı suyu çabucak yıkadılar. Seda, hadi havuzda fotoğraf çekelim. Seda bacaklarını suya koydu. Harika. Şimdi Seda'nın iskelet ayakları varmış gibi fotoğraf çekiyor. Harika görünüyorsun. Bak Seda, harika oldun. Harika, bayıldım. Teşekkürler Tin. Açım. Tin, hadi öğle yemeği ısmarlayalım. Tamam garson. Bize iki salata getirir misiniz? Teşekkürler. İşte siparişiniz.
Hmm, nefis. Hem de taptaze. Tin, salatamı tatmak ister misin? Değiştirelim. Hadi bakalım. Burada ne var? Garip kokuyor. Seda, bu salata kaç yıllık? Tadı berbat. Bu salatayı yememeliydim. Tin, çok seçicisin. Seda yine uyuyor. Hey Seda! Seda! Uyuyor musun? Uyan! Zombi boynunu kırmış. Zombiler de güzellik salonlarında çok zaman geçirir. Tim beklemekten çok yoruldu. İşte size aksesuar getirdim. Bu fotoğrafa bakarak yeni saç stili yapabilir misiniz? Tıpkı bu fotoğraftaki gibi istiyorum. Polimer kilden küçük kemikler yapalım. Kemiklerin uçlarını bir modelleme aracıyla ayıralım. Küçük bir halka yerleştirelim. Bunun gibi birkaç kemik yapalım ve paket talimatlarına göre pişirelim. Saç stilisti ince zombi örgüleri yapıyor ve küçük kemikler takıyor. Örgü uçlarını saç spreyiyle sabitleyelim. Tam zombi tarzı. Aferin. Teşekkürler. Hey Tin, uyan. Kemik örgülerime bak. Çok sevimli değiller mi? Onları yeme sakın. Bu sadece bir aksesuar. Tin, hadi perili eve gidelim. Eğlenceli olacak. Gerçek bir zombi. İmdat! Burası çok ürkütücü. Hey Tin, bak burada kim var? İskelete bak. Yanına gitsene. Aa tanrım. İskeletin kolu düştü. Hadi Tin, yaklaş. Isırmaz. Korkma. Sonuçta bu bir oyuncak. Bunu selfie çubuğu gibi kullanabilirsin. Yumuşak kili bir selfie çubuğuna saralım. Düğme için bir delik açalım. Kemiğin uçlarını şekillendirelim. Üstüne birkaç kemik daha yapalım. Bir de avuç içi şekillendirelim. Yine kemikler yapalım ve parmak yapmak için birleştirelim. Parmakları avuç içine yapıştıralım. Kilin sertleşmesini bekleyelim ve her şeyi beyaz akrilikle boyayalım. Koyu gölgeler ekleyelim. Ah, bu sadece bir selfie çubuğuymuş. Ne kadar kreatif. Hadi iskeletle bir selfie çekelim. Tin, gülümse. Şey, göz mü kırptı? Aa, bu çok korkutucu. Tin, korkma. Bak şimdi sana aynı iskeletle olan bir fotoğrafımızı göstereyim. Bak, nasıl çıkmışız. Harika değil mi? Seda, hemen buradan çıkalım. Bir tane beyin aromalı çok lezzetli zombi lollipopu alabilir miyim? Teşekkürler. Bir tencerede 300 gram şeker ve 20 gram suyu karıştıralım. 50 gram mısır şurubu ekleyelim. Karışımı pişirelim ve üzerine kırmızı gıda boyası ekleyelim. Karameli bir beyin kalıbına dökelim. Çubuk şekerleri koyalım. Karamelin sertleşmesini bekleyelim ve şekeri çıkaralım. Karamel beyninin iki yarısını eritilmiş karamel kullanarak birleştirelim. Seda, sana bir hediyem var. Afiyet olsun. Bu beyin lollipoplarını seviyorum. Nefis. Tin, bak. Bunlar senin dişlerin mi? Seda, bunlar senin dişlerin. Çabuk geri tak. Hayır mı? Ay Seda, dişlerini en son ne zaman fırçaladın? Seda, harika görünüyorsun. Seda üzgün. Tişörtünde bir delik var. Tin! Giyecek hiçbir şeyim yok. Hemen alışverişe gitmem gerekiyor. İşte bir zombi mağazasındayız. Bir şey seç Seda. Bu manken üzerinde iyi görünüyor.
Bu bir manken değil. Zombi moda dünyamıza hoş geldiniz. 2020 yazının en son trendleri bizde. İskelet baskıları klasik bir desen. Bu senin için mükemmel. Denesene. Beyaz bir tişörte kalp şeklinde zombi elleri çizelim. Çizimi kumaş boyasıyla boyayalım. Vay canına. Bu sana çok yakışmış. Ortalığı yakıyorsun resmen. Çok beğendim. Tin, şu zombi terlikleri alabilir miyiz lütfen? Onları çok sevdim. Bir dakika Seda. Yine o satış asistanı. Daha iyi yazlık ayakkabılar bulabileceğimize eminim. İşte bu zombi parmak arası terliklere bir bak. Parmak arası terlikler üzerine ayak parmakları çizelim. Tabanı çizgi boyunca keselim. Ayak parmaklarına takma tırnak silikonlayalım. Tabanı yeşil akrilikle boyayalım. Tırnakları kırmızı oje ile kaplayalım. Bu zombi parmak arası terlikler ayaklarımın güzel görünmesini sağlayacak. Çok güzel görünüyorsun. Ne harika bir alışverişti. Hadi ödeyelim ve gidelim. Tin bekle. Şu akıllara durgunluk veren şapkaya bak. Ben de böyle bir beyin istiyorum. Hasır şapkayı kumaş boyasıyla boyayalım. Bir beyin şekli oluşturalım. Şekli siyah kumaş kalemiyle belirginleştirelim. Şapkayı siyah bir kurdeleyle süsleyelim. Tamam, beyin şapkasını alıyoruz. Hadi gidelim. Yaşasın. Yeni şapkama bayıldım. Zombimizin maceralarını sevdiniz mi? Öyleyse zombi yaşam tarzından en çok hangisini sevdiniz yorumlara yazın. Kıyafetleri mi? Şapkayı mı? Can simidi mi yoksa solucanlı şişe mi? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki zombi fikirlerini kaçırmazsınız.